Özdeş eğik düzlemler kullanılarak oluşturulan düzeneklerin üst ucundan bırakılan araçlar eğik düzlemlerin alt ucunda bulunan takozlara çarparak takozların yatay zeminde ilerlemesi sağlanıyor. Buna göre sürtünmelerin önemsenmediği düzeneklerle ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Çekim potansiyel enerjisinin yüksekliğe bağlılığının gösterilebilmesi için 1 ve 2. düzenekteki takozların sürüklenme miktarları karşılaştırılmalıdır. Çekim potansiyel enerjisinin yüksekliğe bağlı olması için. Bakın 1. düzenek. En yüksek düzenek hangisi arkadaşlar burada? 2. düzenek. Bize hangisini karşılaştır diyor? 1 ile 1 ile neyi karşılaştır diyor arkadaşlar? 2'yi karşılaştır diyor. Evet, nedir arkadaşlar? A seçeneğimiz doğrudur. Neden? Bakın çekim potansiyel enerjisi yüksekliğe bağlı olan bir enerjiydi. Bakın burada ikinci düzenek birinci düzenekten nedir? Daha yüksektir. Bakın eğim daha fazla burada. Yani daha yüksekten bırakılacak. Takozu daha fazla ileri götürecek mi, götürmeyecek mi? Bunlar kıyaslanacak arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Mahmut öğretmen iş yapılan ve yapılmayan durumlar ile bunların nedenlerini açıklamak için aşağıdaki örnekleri veriyor. 1. Öğretmenin elinde çantayı sallamadan düz yolda yürümesi. İşçinin duvarı itmesi fakat duvarın hareket etmemesi. Bir ucu tavana sabitlenmiş, diğer ucuna cisim asılmış yayın. Ucundaki cismin aşağı yukarı doğru çekilip bırakılması sonucu dikey doğrultuda hareket etmesi. Elmanın ağaçtan düşmesi. Tuğba, Mahmut öğretmenin verdiği örneklerden iş yapılan ve yapılmayanları belirleyerek nedenleriyle ilgili açıklamalar yapmıştır. Buna göre verilen örneklerle ilgili olarak Tuğba'nın yaptığı aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A seçeneği. Birinci örnekte çanta uygulanan kuvvetle aynı doğrultuda hareket etmediği için iş yapılmamıştır. Evet, bu nedir arkadaşlar? Doğru yorum yapmış buna. Çanta gittiğimiz bir yönde ne oluyor? Hareket etmediği için bu İş yapılmamış sayılıyor ve A seçeneğini doğru söylemiş. B seçeneği. İkinci örnekte kuvvet uygulanmasına rağmen duvar hareket etmediği için iş yapılmamıştır. Evet, duvara bir itme kuvveti uyguluyor ama duvar yıkılmıyor veya ileriye doğru gitmiyor. Kuvvetin uygulandığı yönde gitmediği için burada bir iş yapılmamıştır. Bu da doğru açıklamış. Üçüncü örnekte cisim uygulanan kuvvetle aynı doğrultuda hareket ettiği için hareket ettiği için iş yapılmıştır. Evet, bu da doğrudur. Bakın yukarı aşağıya doğru dikey doğrultu hareket etmesi demiş. Dikey doğrultu hareket etmesi nedir arkadaşlar? Yukarıya tavana sabitlemiş. Bu nedir? Burada bir iş yapılmış. Doğrudur. Bize yanlışı soruyor. Dördüncü örnekte düşen elmaya kuvvet uygulanmadığı için iş yapılmamıştır. Burada sadece potansiyel kinetik enerji kıyaslamasını yapıyoruz. Düşen elmaya bir ne yapılıyor arkadaşlar? Dalda duruyor. Daldan kendiliğinden çekim potansiyel enerjisi vesaireyle ne oluyor? Yere doğru hareket ediyor. O yüzden burada aşağıdaki şekilde belirli yüksekliklerde bulunan cisimler gösterilmiştir. Buna göre cisimlerin çekim potansiyel enerjileriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çekim potansiyel enerjisi en büyük olan M'dir. Doğrudur. Çekim potansiyel enerjisi en küçük olan K'dır. Evet, doğrudur. Çekim potansiyel enerjinin ağırlığa bağlılığının gösterilmesi için K ve M cisimlerinin çekim potansiyel enerjileri karşılaştırılmalıdır. K ve M demiş arkadaşlar. Hayır, bunu yapamayız. K ve L deseydi, bakın aynı yükseklikten olması gerekiyor, bırakılması gerekiyor bu çekim potansiyel enerjisinin karşılaştırılması için. K ve M olmaz, K ve L olur. Bu yüzden C seçeneği yanlıştır. Aslı, enerji çeşitlerini anlatmak için aşağıdaki örnekleri belirlemiştir. Buna göre Aslı'nın belirlediği örneklerdeki enerji çeşitleriyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? 3 örnekte de esneklik potansiyel enerjisi vardır. Hemen bakalım. Bakın trambolinle zıplayan çocuk esneklik potansiyel enerjisi, gerilip serbest bırakılan yaydan fırlayan ok. Evet, burada da bak yayı geriyorsun arkadaşlar, bırakıyorsun, ok fırlıyor. Esneklik potansiyel enerjisiyle bu da olur. Kurulup bırakılan hareket eden oyuncak araba. Evet arkadaşlar, burada bunun neyi vardır? Kurması vardır. Çevirir, cırt 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 ses çıkarır. İçeriden kururuz, esnetiriz. Sonra bu kendiliğinden tırnaktan çıktığında bir boşalır. Ondan sonra arabamız ne yapar?
hareket eder esneklik potansiyel enerjisinden kaynaklanır. Bu da doğrudur. O yüzden 3 örnekte de esneklik potansiyel enerjisi vardır. Doğrudur. Duvarda asılı duran saatin sahip olduğu enerji çeşidi 1 ve 2. örneklerde vardır. Hayır, bu yanlıştır. Buralarda esneklik şekildeki sürtünmesiz yörüngenin K noktasından bir cisim serbest bırakılıyor. Buna göre cismin kinetik ve çekim potansiyel enerjilerinin olduğu noktalar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Çekim potansiyel enerjisini soruyor, hangi noktalarda vardır? Kinetik enerji nerelerde vardır bize onu soruyor. K noktasında ve N noktasında ne vardır arkadaşlar? Çekim potansiyel enerjisi vardır. Ayrıca kimde vardır? Bakın, yerden yüksekliğine, zeminden yüksekliğine M'de. M'de de ne vardır? Çekim potansiyel enerjisi vardır. Yani K, M. Aşağıdaki grafikte bir cismin kinetik ve potansiyel enerjileri gösterilmiştir. Buna göre çizilen grafik aşağıdaki cisimlerden hangisine ait olabilir? Bakın, E potansiyel ve E kinetik nedir arkadaşlar? İkisi de eşit düzeydedir. Bu duran bir cisim değil, hareket eden veya yükselmeye, hızlanmaya devam eden bir nedir? Cisim olabilir. Hemen seçeneklere bakalım. Kırmızı ışıkta bekleyen araç, kırmızı ışıkta bekleyen aracın potansiyel enerjisi olur, kinetik enerjisi olmaz. O yüzden bu yanlıştır. Bayrak direğine konmuş güvercinde de potansiyel enerji olur, kinetik enerji olmaz. Bu da yanlıştır. Düz parkurda hızla ilerleyen yarış arabası, bunun da kinetik enerjisi yüksektir arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Gökyüzünde yükselmeye devam eden uçan balon. Evet, aradığımız cevap nedir? D seçeneği olur çocuklar. Sürtünmelerin önemsenmediği düzlemde yapılan işin bağlı olduğu faktörlerin belirlenebilmesi için aşağıdaki düzenekler oluşturulmuştur. Melis yapılan işin büyüklüğünün bağlı olduğu faktörlerin belirlenmesi için iki hipotez kuruyor. Birinci hipotez, yapılan iş uygulanan kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır. Yapılan iş kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır. İkinci hipotezi ise yapılan iş kuvvet doğrultusunda cismin aldığı yola bağlıdır. Melis'in hipotezlerini test edebilmesi için kullanılması gereken düzenekler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak belirtilmiştir? Hemen birinci hipoteze bakalım. Yapılan iş uygulanan kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır. Yani burada arkadaşlar şunlara bakacağız. Bunlar ne olacak? Şuralardan küçük olan. Burada ne olacak? Hangilerini eşit tutacağız? Yolları eşit tutacağız. Yani birinci hipoteze 1 ve ne olacak? 2 olacak. Bakın, kuvvetlerimiz farklı olacak. Kuvvete bağlı olduğunu bulmak istiyoruz ya. Yolu eşit tutacağız arkadaşlar. İkinci hipotezimize bakalım. İkinci hipotezimizde de bize ne diyordu? Yapılan iş kuvvet doğrultusunda cismin aldığı yola bağlıdır. Burada da kuvvetleri eşit tutup ne yapacağız? Yolların farklı olmasına özellikle ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat edeceğiz. Kuvveti eşit tutacağız. Yollarımız farklı olacak. Bakın, o da nedir? 30'a 50. Bakın, kuvvetlerimiz ne olacak? Sabit olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız ne oluyor? A seçeneği olmuş oluyor. Farklı ağırlıklara sahip olan keçi, at ve inek dağın eteğindeki düzlükte otlamaktadır. Bir süre sonra her üç hayvanda belirtilen yolları kullanarak dağın farklı yükseklikteki noktalarına farklı sürelerde çıkmışlardır. Hayvanların hareketleri süresince aldıkları yolların farklı olduğu bilindiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 1. Hareketlerinin belirli bir anında kinetik enerjileri eşit olabilir. Evet, olabilir. İkinci öncül, hareketlerinin belirli bir anında çekim potansiyel enerjileri eşit olabilir. Evet arkadaşlar, doğrudur. Hareketlerinin belirli bir anda olduğuna dikkat edin, durmuyorlar. Aynı yüksekliklerde bulunduklarında çekim potansiyel enerjisi eşit olur demiş. Hayır. Ne demiştik? Farklı, bak, farklı ağırlıklarda arkadaşlar bunlar nedir? Eşit olamaz. Çekim potansiyel enerjileri 3 olmayacak. Belirtilen yüksekliklere çıktıklarında yaptıkları işler eşit olabilir. Süratler farklı olabilir.
kütleleri zaten farklı dedik arkadaşlar. Uygulanan kuvvet, uyguladıkları kuvvetler, hızları, süratler farklıdır dedik arkadaşlar. Bu da olabilir. Yani hanginler doğru arkadaşlar? 1, 2 ve 4. öncüllerimiz doğru. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor.